Öncelikle merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere insanlığın dünyaya Mars'tan geldiğini iddia eden ütopik bir teoriye değineceğiz. Bu teoriye giriş yapmadan önce Mars önceden yaşama elverişli miydi? Hala yaşam olabilir mi? Buna değinelim. Öncelikle bu iddiaların temel sebebi NASA araştırmacılarının ileri sürdüklerinden kaynaklanıyor. Bu araştırmacılar Mars'ta bir zamanlar büyük bir okyanus olduğunu ileri sürdü. Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bilim insanları yaklaşık 4 milyar yıl önce Mars'ta dünyadaki Kuzey Buz Denizi'nden daha büyük bir okyanus bulunduğunu düşünüyor. Mars atmosferinde bulunan iki çeşit suyu inceleyen araştırmacılar, suların birbirlerinden farklı olduğunu ortaya çıkardı. İlkinin iki hidrojen ve bir oksijen atomundan oluşan sıradan su olduğu belirlendi. Diğerinin ise hidrojen yerine ağır hidrojen izotopuna sahip yoğunluğu yüksek ağır su olduğu tespit edildi. NASA'nın Kızılötesi Teleskop Merkezi ve Avrupa Güney Gözlem Evi'nin Şili'deki teleskobunu kullandıklarını kaydeden araştırmacılar, bu suların Mars atmosferindeki oranını hesapladıklarını belirtti. Hesaplamaların zaman içinde Mars'ın atmosferinde meydana gelen değişimleri ve gezegenin kaybettiği su miktarını tahmin etmelerine yardımcı olduğunu açıkladı. Yani bu demek oluyor ki, Mars'ta önceden su vardı. Haliyle su demek yaşam demek. Elde edilen bulgulara göre Mars'ın kuzey yarım küresindeki okyanusun gezegenin yüzeyinin yaklaşık %19'unu kapladığını ve bazı yerlerde yaklaşık 1.6 kilometre derinliğe ulaştığı şeklindeki aktarılanlar Mars'ta en azından önceden yaşam var mıydı sorusunu akıllara kazıdı. Peki biz insanlığın başlangıçta Mars'tan geldiği fikri nasıl ortaya atıldı? Bu anlatacaklarım başta size ütopik gelebilir. Videonun sonlarına doğru olma ihtimalinin nasıl olacağını ayrıntılı şekilde anlatacağım. Öncelikle bu fikir nasıl ortaya atıldı buna değinelim. İtalya'nın Floransa kentindeki uluslararası bir bilim konferansında dünyadaki hayat Mars'ta mı başladı fikri öne atıldı. Bu teori, bundan milyarlarca yıl önce hayatın başlaması için Kızıl Gezegen'in dünyadan daha uygun bir yer olduğu şeklinde başlıyor. Biyokimya profesörü Steven Brenner'ın açıkladığı teoriye göre, atomların canlı moleküllere dönüşmesi için bor ve molibdenum içeren mineraller gerekiyor. Hayat göstergesi olan RNA için gereken bor mineralinden dünyada yeterince bulunmadığı, dünyadaki molibdenumun da doğru kimyasal formüllere sahip olmadığı sanılıyor. Brenner'a göre molibdenum hayat için gerekli olan oksitlenmiş hali dünyadan çok önce Mars'ta oluştu. Brenner, bundan 3 milyar yıl önce dünya yüzeyinde fazla oksijen yoktu ama Mars'ta vardı. Hayat başladığı sırada oksitlenmiş molibdenum dünyada var olamazdı diyor. Profesöre göre ilk canlı moleküller Mars'ta oluştuktan sonra meteorlar tarafından dünyaya taşındı şeklindedir. Mars'ın hayatın başladığı ilk yer olduğuna bir diğer kanıt da dünyanın tamamen suyla kaplı olduğu sırada Kızıl Gezegen'in daha kuru bir yüzeyi olmasındandır. Bor madeni ancak kuru yerlerde bulunabiliyor. Buna göre hayatın yapı taşlarından biri olan bor madeni öncelikle Mars'ta bulunuyordu. İşin biraz daha tarihsel kısmına değineceğimizde Mısır'daki piramitleri ele almamız gerekiyor. Başlangıçta çok alakasız gibi görünebilir. Ama Mısır'da bulunan piramitler ile Mars'ta piramit olduğu düşünen yapılar arasında çok fazla benzerlik bulunmakta. Bu benzerliklere değineceğimizde belki de en ilginci aynı takım yıldızındaki yıldızları gösterdiğidir. Dünyadaki Mısır piramitleri de Orion takım yıldızını işaret etmekte, Mars'taki piramitler de Orion takım yıldızını işaret etmektedir. Peki bu Orion takım yıldızında ne var? Bunu bir başka videoda değiniriz. Benzerliklere devam ettiğimizde, aynı Mısır piramitlerinin koruyucusu olarak görülen Sphinx'in tıpatıp benzerinin Mars'ta bulunması bir hayli gizem konusudur. Sizce de bu benzerlikler acaba önceden orada mı yaşıyorduk sorusunu gündeme getirmiyor mu? Peki şu anki teknolojimiz bile Mars'a gidip gelmeye yeterli mi diye tartışılırken bunu geçmişte nasıl yapmış olabiliriz? Birçok bilim insanına göre geçmiş zamanlarda teknolojimiz çok gelişmişti. Olası bir buzul çağı veya kıyamet senaryosu ile bu teknolojimiz yerle bir oldu. Sıfırdan başladık yani. Bu teknolojileri en azından arkeolojik kazılarda görmemiz lazım. Ama bir düşündüğümüzde mesela Osmanlı zamanında ilk parayı Orhan Bey'in bastırdığını arkeolojik kazılarda öğrenmiştik. Ama yeni kazılarda Osman Bey döneminde ilk paranın basıldığını öğrendik. Yani ileriki zamanlarda yapılan kazılar, geçmişte teknolojimizin daha gelişmiş olduğunu kanıtlayabilir. Kim bilir, belki de her semavi dinde geçen
hatta Sümer tabletlerinde bile geçen Hazreti Nuh tufanı ve sonrasında yaşanan gemiyle yolculuk bir uzay yolculuğudur. Mars'tan buraya gelmemizi sağlayan bir uzay gemisiyle yapılan bu yolculuk bir hayli ilginç. Bunlar kanıtlanana kadar gizemini koruyacak konular. Ama tahmin edebileceğimiz bir şey varsa o da Mars'ta yaşam olabileceğini gösteren çok fazla görsel olduğudur. Bunlar insan kemiğine benzeyen taşlar, piramitler, Sphinx, yer altındaki kanal mağaraları, örümcek benzeri şekiller, insan silüeti ve benzeri şeklindedir. Bunlar her ne kadar uzman kurullar tarafından yalanlansa da birçok ilgisi olan insanı heyecanlandırmakta ve inanmak için kullandığı malzemeler olmasını sağlamaktadır. İleriki videolarda görüşmek üzere.